Merhaba evet arkadaşlar, merhaba. Bugün 29 Kasım 2023 ve e, Fransa'da Deauville'deyiz, Deauville Hipodromu'nda. 7 koşulu bir program var, saat 16.30'da başlıyor. Oradaki ikinci koşuyla beraber e, arkadaşlar yarışlar başlıyor. 7. Presenika'ya meydan dışı 2 yaşlı güzel 1900 metreye çıkacaklar. Burada iki tane at e, mecburen yazmak zorundayız. 6 ve dört. Bunlardan bir tanesinden bir tanesi içeriye girecektir. Ve ikisi <laughs> ikili yapacaktır. Bu dört numara meme Yorday'ın, Alexis Pushin ve altı numara Collier'in'e maksimum Tabii Tabi Corleone bir tık daha önde. Ee, burada onu da söyleyeyim. Evet, yedili plasetten altılı kaynağa başlıyoruz. <laughs> zor bir gün gerçekten. Randikap evet, 3 güzel. 1900 metre sentetik. 7 numaralı Great Charlie burada ilk atımız arkadaşlar. Bu safkana e, rakip noktasında e, 13 numaralı Golfing Star Teobakleod'la ya koşarsa 16 numaralı Kenny. Bazen bunları rezerve alıyorlar çünkü. Koşarsa o yüzden diyorum. Mikel Barzolana ile. 14 numaralı Sharp Queen yazar Belmont. 1 evet. numaralı Zweil Eddie Arduin. 4 evet. numaralı On Yeva. Tristan Baron. Evet. Ve son olarak 6 numaralı Flamboyante. Karar Pakut. 7, 13, 16, 14, 1, 4 ve 6 numaralı sapkanlar burada yeterli olacaktır diyoruz. Şimdi 3. koşuya geçelim. Daha oraya belki hafta yazabiliriz hikaye. Yani altın hikayeler herkes gümle, durumu var yani yok değil. Ee, evet. İkinci ayak burada arkadaşlar. iki tane at çok ön planda. ya yani Bunlardan bir tanesini banko yapar mıyız onu düşünmek lazım. Bunların bir tanesi numara Miyamen, Christian, Vemuro ile. Ee, diğeri de e, arkadaşlar Marivelo'nun milli dört numaralı Capcanon. Şimdilik burayı biz 2 ve 4 geçeceğiz. Yalnız burada e, aklımızda kalan atlar var. 7, 6 ve 9 numaralı safkanlar kanlar e, da dikkat. Yani çok at, geniş yazmak isteyenler 7, 6 ve 9'a da dikkat etmesi lazım. 2 ve 4 yazıyoruz biz. 7, 6 ve 9'a da bakmak gerekiyor. Evet, Dördüncü koşuya geldik. Burada. Handicap'ı çıkan İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Tam 16 tane safkan var burada arkadaşlar. Zor bir gün gerçekten. E, kesinlikle. Yalnız burada bir tane alternatif bankomuz var. 1 numaralı Timeless Melody alternatif banko. E, bu safkana e, rakip noktasında 16 numaralı çizgi. İlk atımız. Damian Boğuş'la. Evet. On numaralı Chubasco, Mikel Barzalona'yla. Altı numaralı Kilya, Perinşer. 3 Üç numaralı Frankie Forever, Delfin Santiago. Ve son olarak bir numaralı bir numara, bir numara özür dilerim. Ronaldo arkadaşlar. Ee, Maksim Evet. Bir alternatif banka 16, 10, 6, 3 ve 2. Beşinci kuşudayız şimdi. Altının dördüncü ayağı. Listed bir kuşu bu. 26 euro ikramiye var. Üç yukarı her güzel 1500 metreye çıkacaklar. Dövili hipodromunda. <laughs> Arkadaşlar bu da 14 malı Al Agalia. Burada Alternative Balco. Yalnız bu safkanın e, rakipleri var. Bunlar da en yakın rakipleri. iki tane kırmızı ile görüyoruz. Godolphin 9 ve 10. Glittering Lights ve Nano Enagle. E, bu safkanların da rakipleri var arkadaşlar. Tabii ki doğal olarak e, onlar da 2 e, numaralı Gregarina Christian Demuro ile Tigrays Ariana Mati 7 numara ve e, 11 numara Pass Stefan Basquer bu altının yazılması lazım 14 alternatif bank olsa da 14'ü çok ön planda çok çıkartmış her ne ekmezse 9 ve 10 rakipler e, 2, 7, 11 arkasına hala banko kıvamını kıvamına ulaşamadık. Hep alternatif bankolar var arkadaşlar. Yani sonuçta burada boşu boşuna bir banko vererek yani emin olmadığımız bir koşu yapmamız mümkün değil. Evet yine zor bir ayaktayız. Burada üç yukarı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada yine 3 numaralı Margeson Mikel Barzano'nun son koşusunu kazandı ama olsun biz yazacağız onu. 7 numara No Curve No Pay No Curve No Pay yani tedavi yok. Ücret de 2 tane at 3 ve 7 ön planda. 11 numara No Stargent Koral Pakut'la 16 numara Yellow Blue Stefan Pasquale 16 numarayı da çok ön plana almışlar burada. Onu da söyleyeyim size. Evet, evet son olarak da 2 numaralı West Martin, Alexis Pushin'de. 3 7 11 16 ve 2 diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın 2 tane alternatif banko var zaten gördüğünüz üzere. Evet. evet. Ve son ayağa geldik. 7. koşudayız. 7. koşu Handikap 3 yukarı İngiliz 1900 metreye çıkacaktı arkadaşlar. Ee, burada 6 numaralı Endless Chain Clement Lacavre ile Banco. Evet. Arkadaşlar tek bu yani ama bunun da rakiplerini söyleyeceğim çünkü burada iki tane alternatif Banco var. Ee, burada rakipler 8 numara Chance 9 numara Looking At Me. 13 e, numara Alakostar. 3 numara Azin Boyd. Bunlar hepsi e, rakip. 6 numarayı banka açacağız arkadaşlar. Bu atın tam yeri ve zamanı e, bir şekilde e, bu sapkanın kazanacağını düşünüyoruz. Burada Clemen Lacavre ile. Evet. Şöyle ben diğer bakıyorum da Kilometre Glecavre e, bu safkana son 3, 5, e, 9 koşunun 2, 4, 5, 6, 7. 9 koşunun 7'sinde Clement Lecavre binmiş bu halde. Evet. Bakalım nasıl bir e, sonuç çıkacak burada. <laughs> Kazanmıştı aynı zamanda bir kere de. Burada da ümit edelim aynı şekilde performansı göstersin diyelim. Aksi takdirde belirttiğimiz altlar burada gelmesi lazım diyoruz. Evet, ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Gerçekten çok zor bir gün. Arkadaşlar para kaçırmanın bir anlamı yok. Zaten tevzi çok fazla çıkmıyor. Yani inanmadığınız, emin olmadığınız bir altılı bence oynamayın. Ama tabii siz bilirsiniz burada. Hani küçük bir 20 liralık da altılı altılıdır. O insan o parayı yani harcama şeyi varsa gözden çıkartması gayet iyi oluyor. Yani sonuçta biz seviyoruz at yarışını. Sev, sevdiğimiz için de e, yeri geldiği zaman oynuyoruz. Yeri geldiği zaman oynamıyoruz. Bazen oynamıyoruz arkadaşlar. İzliyoruz. Evet. Dövülle ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese bol şanslar diyorum. Hoşçakalın.